peki, çok haklısınız. Evet evet, açılıyor o bayrak ya. Down sendromlu doğdu, 7 aylık doğdu. Yani çok zor bir süreç geçirdik. 3 ay boyunca küvezde kaldı. 3 oradan taburcu olduktan sonra bir 25 gün şeyde kaldık. Tebecik'te kaldık. Kalbe gene sıkıntısı vardı. Oradan eve geldik. Bir 2 ay evde kaldık. Sonra tekrar gittik Tebeci'ye. Tebecik dedi ki bu çocuğun kalbi çok kötü dedi. Hani acilen dedi ameliyat olması lazım. Orası zaten dedi biz yapamıyoruz dedi. Başka bir hastaneye yönlendireceğiz sizi dedi. Tamam dedik biz de. Kabul ettik. Gittik 9, zaten direkt 9 Eylül'e Behçetuz'a gittik. Behçetuz dedi ki biz yapamayız dedi bu ameliyatı. Direkt 9 Eylül'e gittik. Allah razı olsun. Onlar hemen aldılar zaten. Müdahale ettiler. Oradan kalp ameliyatı oldu. Trakostom açıldı. Kalp. 1,5 sene trakostoma bağlı kaldı. Yani cihaza bağlı kaldı. 6 aylık falanken kalp ameliyatı oldu. 1,5 sene de makineye bağlı kaldı. Ondan sonra 3-4 yıl öyle geçti. Çok şükür toparlandı, tam iyi oldu derken bu sefer işte lösemi, hani tam 8.'sini doldurduktan sonra, 8 yaşını doldurduktan sonra bu hastalığı işte öğrendik. 1,5 seneden beri oradan zaten tedavi oluyoruz. Evet, kemoterapi zaten 6-7 ay sıvı olarak aldı. Ondan sonra sıvı bittikten sonra çok şükür dedik artık toparlandı, iyi oldu derken bu sefer kalp rahatsızlığı çıktı gene. Kalp rahatsızlığı işte bu 1,5-2 ay önce kalp ameliyatı, açık kalp ameliyatı oldu gene. Şimdi pille yaşıyor. Kalbinde pil var. Öyle. Biz çok yaşadık yani. Biz 5 ay boyunca böyle bir odanın içinde hastaneden hiç çıkmadık. Dışarıyı bile görmedik. Ben zaten affedersin şey gibiydim. Salak gibiydim yani. Bir hava almaya bazen çıkıyordum. İnsanları nasıl görüyor? Ben yürümeyi bile unutmuştum yani o derece. Valla Umut doğduğu günden beri hep onunla bir mücadele. Yani onu yaşatmak için yani elimizden geleni her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki yeter ki iyi olsun. Zaten kaderimizde, alnımızda ne yazılmışsa onu göreceğiz. Ama elimizden geleni de yapıyoruz yani. Hiç ihmal de etmedik yani çok şükür bugüne kadar. Tüm bu yaşadığımız zorluklara rağmen Umut yine de hayata tutundu. Çok da uslu bir çocuk, biz de görüyoruz. Ben hala korkuyorum. Bir şey olacak diye. Geçti o günler çok şükür. Mutluluk gözyaşlarımız bunlar. Evet, o günlerin detayını çok da gülmeyelim. Aynen öyle. Ne bir şey gelmiyor, sadece öyle bakıyorsun. Üç gün boyunca gözüme uyku girmedi. Sürekli cihazlara bak ya, hani Allah korusun. Bir şey olursa, Umut'un kalbi falan durursa bizim haberimiz olsun. 3 gün boyunca gözüme uyku girmedi. Sürekli böyle. Sürekli o monitörü, sürekli gözüm böyle. Şimdi Umut'un şu anki tedavi süreci çok şükür iyi gidiyor. Haftalık kontrollerimiz var. Yani sıvı kemoterapimiz bitti. Ama günlük haplarımızı içiyoruz. Akıllı ilaç diyorlar onu, kemoterapi hapı. Onu kullanıyoruz. Şu an sadece tek sıkıntımız yürüyememesi. Ama şükür her şey yolunda şu an. Yani sıkıntı yok. O tedavide ilk başta sıkıntılı oldu. Sıkıntılı olunca hani bize hep konuşuyorlardı. Yani ne diyeyim, yani sabah bulmaz. Bugün çıkarabilir, çıkarmayabilir. Öyle ama çok şükür. Çok yoğun bakıma girdi. Yoğun bakım süreci çok oldu. Ama şu an çok şükür iyi. Sıkıntımız yok. Ya zaten Allah razı olsun, LÖSEV'den de bayağı bir destek aldık. Şükür yani. Umut buraya bakar mısın? Bu açılıyormuş. Hepimiz buraya bakalım bir. Umut. Böyle yap bak, el salla. Yap. Umut gerçekten bizim için aslında mucize çocuklarımızdan birisi. Bugün buradayız çünkü Umut dolu hikayesini anlatmak amacıyla buradayız. O pek çok süreçle mücadele edip kahramanca, diğer kahraman çocuklarımız gibi bu süreci en iyi şekilde atlattı. İnşallah atlatacak, bundan sonrasında hayatına en iyi şekilde devam ediyor olacak. Ben Umut'u tek çekebilir miyim? Olur.
Tamam, sizinle de. Çekilmiş fotoğrafı kardeşleriyle olur. Öyle de olur. Yani. Sadece tedavi süreci gibi düşünmeyin. Çok var zaten. Seviyor çekilmeyi. Tamam. Seviyor. Evin içinde de biz 7/24 YouTube'dan bir şeyler atıyoruz. Ben de sürekli okula gidiyordum. İki okula gidiyordum. Yani anasının okula gidiyordum. El salla. Öpücük de mi var? Ben de böyle bakayım. Ya. Biz tek sürü öpücük olduk.